Daha gelmedik mi? Evet dayı, daha gelmedik mi ya? Çocuklar, şehir merkezinden burası 46 kilometre. Yaklaşık 40 kilometreyi geride bıraktık. Biraz daha yolumuz var. Hadi bakalım çocuklar, geldik. Montlarınızı almayı unutmayın. Niye ki dayı? Hava sıcak. Canım, burada havanın ne zaman bozuk ne zaman açacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsın güneşlidir, bir bakarsın yağmur yağar. Hadi sen de Onur. Dayı, bu binayı buraya ne yapmışlar? O bina değil, manastır. Çocuklar, o manastırın oraya yapılış hikayesini size anlatabilmem için o dönemlere gidip o dönemlerden günümüze kadar gelen efsanelerden bahsetmem lazım. Ama madem merak ettiniz, anlatayım. Hazreti İsa'nın havarilerinden olan Lukas, bir tahta parçasına Hazreti İsa'yı Meryem Ana'nın kucağında tasvir etmiştir. Bu tahta üzerine işlenen dini nitelikli konular içeren resme ikona denir. Bu ikona melekler tarafından Atina'ya uçurulur. 4. yüzyılda Atina'dan ayrılmak isteyen ikona melekler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinin dağlarının yamaçlarındaki bir mağaraya yerleştirilir. O günlerde Barnabas ve Sofranios isimli keşişler rüyalarında Meryem Ana'yı görürler. Meryem Ana, keşişlerden ikonanın uçtuğu dağda kendi adına bir ev yaptırmalarını ister. Keşişler uyanır ve Trabzon'a gitmek için hazırlık yaparlar. Neredeyse geldi çocuklar. Burasının aşağıdan yüksekliği tam 300 metre. Hadi şurada dinlenelim biraz. Sonra devam ederiz. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Bu iki keşiş birbirlerinden habersiz deniz yoluyla Trabzon'a geliyorlar.
Uzun süren yolculuklarının ardından karaya çıkan keşişler bir süre dinlendikten sonra Maçka'ya doğru yola koyulurlar. Önlerinde İkona'ya ulaşmak için uzun bir yol var. Dağlardan, tepelerden, derelerden geçerek yollarına devam ederler. Barnabas, geceyi geçirmek için derenin kenarında ufak bir kamp alanı kurar ve ısınmak için ateş yakar. Tam o sırada oradan geçmekte olan Sofronios ateşin çıkardığı dumanı görüp o tarafa doğru gider ve Barnabas'la karşılaşır. Sohbet esnasında rüyalarını birbirlerine anlatırlar ve aynı rüyayı gördüklerini fark ederler. Anlarlar ki yola çıkış amaçları aynı. Mola yerinde bu şekilde bir müddet sohbet eden keşişler dinlenmek için uyurlar. Artık yollarına birlikte devam edeceklerdir. Thank you.
aşağıda devam edelim. Buradan bütün alanı görebiliyor musunuz? Evet. Bakın, şu aşağıdaki Phyrexleri görebiliyor musunuz? Evet. Orası Anakaya Kilisesi. Gelin, isterseniz efsanemizi anlatmayı orada devam edelim. Gördüğünüz tam bu alana melekler uçurup getirdikleri ikonayı yerleştiriyorlar. Bir efsaneye göre ikonayı ilk olarak buranın yerlileri buluyor. Sonra ne oluyor dayı? Sonra ne mi oluyor? Efsane bu ya. Yerliler ikonayı parçalamak istiyor, parçalanmıyor. Yakmak istiyorlar, yanmıyor. Dereye atıp uzaklaştırmak istiyorlar, derenin suyu ikonayı sürüklemiyor. Böylece Meryem Ana'nın rüyalarında kendilerine işaret ettiği dağı arayan keşişler, aradıkları dağın bu dağ ve mağaranın bu mağara olduğuna birlikte karar veriyorlar.
Dayı, bunu bir yer nasıl yapmışlar? Oldukça zor bir şekilde oğlum. Oldukça zor bir şekilde. Civardaki taş ocaklarında kayalar yerli halk tarafından kırılarak buraya kadar taşınmış ve kaya kovuğunu genişleterek önünü kapatmışlardır. Yani taşları sırtlarında mı taşımışlar? Sonra da keşişlerle birlikte Anakaya Kilisesi'ni inşa etmişlerdir. İnşaat sırasında mağaraya taş götüren Barnabas'ın ayağı kayar ve yere düşer. Bu sırada Barnabas'ın parmağı yaralanır. Parmağı yaralı şekilde Ayazman'ın olduğu yere oturur. O esnada yukarıdan bir su damlası parmağına damlar ve yara bir anda kaydı. Kafasını kaldıran keşiş yukarıdan su damlacıklarının yere düştüğünü görür ve buraya bir ayazma yapılmasını ister. İşte bu ayazma da bu şekilde yapılmıştır. Aa, dayı, para var içinde. Evet. Dayı, ayazma nedir? Ayazma kutsal olduğuna inanılan sudur. Sen görebiliyor musun? Bak bakalım. Hoppa. Ne görüyorsun içeride? Su. Gel sana o suyun hikayesini anlatayım. Eskiler yukarıdan damlayan suyun şifa verdiğine inanırlarmış. Hatta hala günümüzde bile ziyaretçiler buraya geldiklerinde para atarak dileklerde bulunuyorlar. İşte suyun hikayesi bu. Kilise ve ayazma bu şekilde tamamlanmıştır. Hadi şimdi isterseniz gidip diğer taraflara bakalım. Tamam. Koşun hadi. Şu gördüğümüz alan Barnabas ve Sofranios zamanında tamamlanmıştır. Fakat Sümene Manastırı'nın şu an bildiğimiz halini alması ise 13. yüzyılda başlar. 1204 yılında kurulan Trabzon Komnenosları Prensliği'nde 3. Alexios döneminde manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmaya başlanmıştır. 3. Alexios tamamen gerçek bir kişi olmasına rağmen onun da manastırla karşılaşması bir efsaneyle günümüze aktarılmıştır. Bu efsaneye göre Üçüncü Alexios bir gezinti esnasında atından düşerek dereye yuvarlanır. Boğulmak üzereyken bir el onu sudan çıkarır.
bu elin sahibinin Meryem Ana olduğu rivayet edilir. Bu olayla birlikte 3. Alexios'un Sümela Manastırı'na duyduğu hayranlık artar. Çocuklar, bulunduğumuz tam bu alanda 3. Alexios 1361'de güneş tutulmasını izlemiştir. Bu an Sikkelere basılmıştır. 3. Alexios Türk Beyliği ile sıcak ilişkiler kurmuştur. Bunu da şuradan anlıyoruz. 2 kız kardeşini ve 4 kızını Türk Beyliği'ne evlendirmiştir. Türkler de Trabzon'u aldıktan sonra manastıra özel ilgi göstermiş ve imtiyazlar tanımışlardır. Hatta Yavuz Sultan Selim av sırasında bacağını kırar ve bacağı manastırda tedavi edilir. Bu olaydan sonra Yavuz Sultan Selim manastıra 2 altın şamdan kitaplar ve çeşitli hediyeler sunuyor. Efendim? Bu resimlerin kafaları niye yok? Öncelikle bunlara fresko denir. Zamanında yerli halk frekslerin şifalı olduğuna inanırmış. Bu yüzden gözlerini söküp suda kaynatıp içerlermiş. Ama Frankslerin ustalıklı bir şekilde kesilip götürülmüş olması tarihi eser kaçakçılarının işidir. Dayı, Frankslerin üzerine bu yazılar niye yazılmış? Zamanında ziyaretçilerin bilinçsiz kullanımları sonucu ören yeri zarar görmüştür. Bu yazılar da o dönemlerden kalma izlerdir. Buradaki sisler yaşıyor mu? Hayır çocuklar. Birinci Dünya Savaşı ve Rus işgalinden sonra manastır boşaltılmış ve son keşişte 1924 yılından sonra buradan ayrılmıştır. Bundan sonra manastır ören yeri olmuştur. Daha sonra Atatürk'ün özel izniyle burada kalan eşyalar, özel eşyalar Atina'ya gönderilmiştir. Manastırın boşaltılmasını fırsat bilen bazı define avcıları Mahzen denen defineyi aramak için buraya gelmişler. Hatta bir define avcısı defineyi aramaya gelmiş, uzun uğraşlar sonucunda defineyi bulamayınca şöyle bir yazı yazmış duvara. Aradım, bulamadım ey Mahzenim ben seni, habi fani dünyada veremettin sen beni.